Mutlu sabahlar, yeni bir günde daha karşınızdayız. Hoş geldiniz. 45 artıdaki beraberliğimize başladık. Yine ülke gündeminde öne çıkan gündem başlıklarını konuşacağız. Yine değerli bir konuğumuz var stüdyoda. Halkın Partisi Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers bizimle beraber. Pek çok konuya ilişkin kıymetli görüşlerini dinleyeceğiz. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Nasılsınız diyelim ardından. İyidir. İyi olmaya çalışıyoruz. Bu olumsuz gündem içerisinde. Bayağı çok yoğun gündem başlıklarımız var. Bu biraz aslında bir yanda gündem başlıklarını çözemediğimiz, çözümsüz bıraktığımız, bir yanda üzerimizde artık bir bıkkınlığın ya da yorgunluğun bıraktığı süreçlerden de geçiyoruz. Özellikle bu Covid sürecinin yansımaları olarak. Şimdi bugün meclis var. Evet. Geçen hafta mecliste özellikle bu eğitim konusuyla ilgili bir konuşma yaptınız, bazı sorular sordunuz, cevap beklediniz, cevap alamadınız. Sayın Bakan kürsüye çıktı ancak sizin değil beklediklerinizi yanıtlamayarak çok kısa bir süre sonra da kürsüden indi. Evet. Tartışmalı bir süreç bu eğitim meselesi. Evet. Bugün yeniden gündem dışı konularda eğitimi tartışma konusu haline getirecek misiniz? Açıkçası yani tabii ki tek gündemimiz eğitim değil, bununla beraber ekonomi, sağlık, turizm, yani bunların hepsi aslında önemli konu başlıkları. Bu sizin de bahsettiğiniz gibi pandeminin bu uzun sürüyor olması ve yakın zamanda da bitmeyecek gibi görünmesi de ekonomik zorlukları aslında artırıyor, önümüzü de görmemizi birazcık da engelliyor. Dolayısıyla tabii ki ekonomi en önemli başlıklardan birisi, ama bununla beraber bizim iki büyük lokomotif sektör dediğimiz sektörlerimiz, turizm ve yüksek öğrenim, tamamıyla insan hareketine, dıştan insan almamıza bağlı. Bu da tabii ki Covid sürecinde en kısıtlanan alanlar oldu. Dolayısıyla bunun da bize olumsuz etkileri belki başka ülkelerden çok daha da fazla olmasına sebebiyet verdi. Şimdi ciddi bir ayrı bir ada var olmamızla birlikte. Aslında genel olarak hükümetin yaptıklarına baktığımızda genel olarak bir koordinasyonsuzluk ve iletişimsizlik olduğunu görüyoruz. Yani hükümetin bakanları kendi aralarında sanki de konuşmuyor gibi devamlı suretle kendi çaplarında bir şeyler yapıp ondan sonra topu başkalarına atıp yani herkes böyle sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor. Bulaşıcı hastalıklar yasasını yapan kişilerden birisi olarak da ben mecliste mesela Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi de bu konuda hep olumsuz olarak eleştirilen yerlerden birisi oluyor ve çoğu zaman da hep topun oraya atıldığını görüyoruz. Ama tabii ki bütün ülkenin yönetiminin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'ne verilmesi söz konusu değil. Dolayısıyla bu bir bahane olamaz. Gerçekte ama böyle mi işliyor peki yani süreç? Yani şöyle, tabii ki COVID-19'la ilgili önlemlerin alınmasında, neyin nasıl yapılacağının kriterlerinin belirlenmesinde üst komitenin bir rolü var, evet. Ama tabii ki üst komite kendi başına her konuyla ilgili neyi ne zaman yapayım, nasıl açayım, işte okulu nasıl açayım, turizmi nasıl başlatayım gibi ülkenin genelini ilgilendiren önemli konularda yalnız başına hareket etmiyor. Yani bunu biliyoruz aslında. Yani etmemesi de gerekir zaten. Yani siyasi kararlar anlamında mı bu söylediğiniz? Yani şöyle, sonuçta dediğim gibi kriterleri belirleyecek olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'dir. Ancak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin karar alırken istediği paydaşı aslında toplantıya çağırma yetkisi de var. Zaten örneğin işte Eğitim Bakanlığı eğitimi açmak istiyorsa, örneğin Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimi açmak istiyorsa, Eğitim Bakanlığı'nın da Sağlık Bakanlığı'na ben işte bu dönem içerisinde yüz yüze eğitimi başlatmak istiyorum, bunun kriterlerini gelin beraber belirleyelim demesi gerekir. Ya da Turizm Bakanlığı eğer işte turizm sezonu Nisan ayında, Mayıs ayında başlayacaksa bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'yla gelin oturalım bu kriterleri bir an önce belirleyelim, bunu nasıl yapabiliriz diyebilmesi gerekir. Yani üst kurul kendi başına karar verecek değildir bunlara tabii ki. Bu mekanizmaların işletildiğini ne kadar görebiliyoruz? Yani bu mekanizmaların hiç işlemediğini görüyoruz aslında. Hatta ben daha önce eğitimle ilgili yaptığım konuşmada, ki gene sanırım sizin programınızda bu konuyu konuşmuştuk, Sayın Eğitim Bakanı bize o gün
İşte bu bulaşıcı hastalıklar üst komitesine sorulması gereken bir konudur, onlar bilir. İşte onlar izin verirse ben okulları açarım demişti. Ama ondan sonra kısa bir süre sonra Sağlık Bakanlığı müsteşarı çıkarak biz aslında Nisan ayından beridir okulların açılmasının uygun olduğunu sözlü olarak söylemiştik. İşte şimdi kararlarımıza yazdık gibi bir açıklama yaptı. Dolayısıyla aslında niyet olduktan sonra birçok şeyin yapılabileceğini görüyoruz. Yani işte o niyeti göremiyorsunuz. Gece kulüplerinin bile açılabildiğini gördük. Onu da eminim ki üst kurul oturup da işte hiçbir yere açmadan ben tamam o zaman gece kulüplerini açayım dememiştir. Onun için de bir talep gitmiştir. O yüzden yani kimse kimseyi kandırmasın aslında. Neyin ne olduğu çok açık ortada bence. Dün yeni bir tartışma, yani eğitimle alakalı yeni bir tartışmayı daha gündemimizde bulduk. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Türkiye'de düzenlenecek kamplara katılım sağlanabilmesi için öğrencilere bir çağrıda bulundu ve bu hemen bir reaksiyonla yüz yüze eğitim başlamamışken Türkiye'de vakaların hala yine belli bir oranın üzerinde seyrettiği bir süreçte bu kamplara gitmeleri yönünde bir çağrı yapması ciddi bir eleştiriye sebebiyet verdi. Bugün de herhalde mecliste de tartışmayı oluşturacak konulardan biridir. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Yani şöyle, Eğitim Bakanı'nın bu süreç içerisinde gerçekten hep bir üç maymunu oynadığını görüyoruz. Dediğim gibi ben çok spesifik sorular gerek okul çağında çocuklar için ilkokuldan liseye kadar çocuklarla ilgili aslında psikolojik ve sosyal açıdan da onların gördüğü zararları da anlatarak detaylı bir şekilde dünyada farklı ülkelerde bu sürecin nasıl yönetildiğini aslında dünyada birçok ülkenin her yeri kapatırken bile yüz yüze eğitime ara vermediğini yani ya da ilk okulları açtığını örnekleriyle de uzun uzun anlatmıştım ve sonra Sayın Amcaoğlu çıkıp biz işte bir sürü yeni bina yapıyoruz demişti. Ondan sonra geçen hafta okul çağındaki çocukları değil de bu sefer de yüksek öğrenimle ilgili biraz daha detaylı sorular sorma ihtiyacı hissettim. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi lokomotif sektörlerimizden bir tanesi yüksek öğrenim ve COVID dönemi tabii ki online eğitime geçilmesiyle bu sektöre de ciddi anlamda zarar vermiş durumda. Bu dönemde işte kaç öğrenci yatay geçiş yaptı mesela bizim buradaki okullardan belki kendi ülkelerindeki okullara yatay geçiş yaptı. Ya da işte bu dönemde kayıtlarda ne kadar azalma oldu, kim ne kadar okulu bıraktı, ne kadar devamsızlık oldu gibi somut sorular sordum aslında. Ve gene Sayın Bakan kürsüye çıkarak biz işte bir sürü binalar yapmıştık. Siz zaten bu soruları daha önce sormuştunuz dedi. Halbuki bu sorduğum sorular tamamen farklı sorulardı ama onlara da maalesef cevap alamadık. Tam karar vermedim açıkçası. Yani şöyle bir şey var. Yani bu eğitimle ilgili aynı zamanda mesela aşılanma konusu en önemli konu aslında. Ülkenin önünü açması açısından en önemli konulardan bir tanesi. Dün geçen hafta sorduğum sorulardan diğer bir tanesi de aşılanmayla ilgiliydi. Çünkü Sayın Ünal Üstel göreve geldiğinde işte Ali Pilli döneminde aşıda torpil yapıldı. Biz torpil yapmayacağız. Biz bunu artık dijital bir platform üzerinden daha düzenli ve işte yaşa göre kurallara uygun şekilde yapacağız dedi. Ama biz birçok yerden aslında açıkça torpil yapıldığını, işte torpillilerin belli saatlerde aşılanma için hastanelere, merkezlere gittiğini, torpilli olmayanların işte diğer saatlerde gittiğini falan bununla ilgili de birçok şey duyuyoruz aslında. Bu konuyla ilgili de bilgi istemiştik. Çünkü biliyorsunuz aşılanmada en önemli bir kronik hastalar, bir de 65 yaş üstü kişiler. Ve bu kişilerin özellikle aşılanmasının tamamlanması çok büyük önem taşıyor. Çünkü entübe olma riski olan, yoğun bakıma düşme riski olan, ölüm riski olan aslında bu gruplar. Dolayısıyla bizim bu grupların aşılanmasını bitirerek ondan sonra da işte gerek yaşa göre gerek belki de sektörlere göre aşılanmanın önünü açmamız gerekiyor. Şimdi ülkeye 50 bin aşı daha geldi. Biz hala nüfusun %18'ini aşıladık dedi bakan. Gerçi müsteşar daha önce %22'si demişti ama
sanırım çift aşılı olarak %18 demek istediler. Bu önümüzü görmemize imkan tanıyan ya da planlama yapmamıza imkan tanıyacak bir veri midir peki? Yani burada siyasi kimliğinizle bu alandaki uzman kimliğinizi de harmanlayarak yanıt vermenizi isteyelim. Şimdi sonuç olarak tabii ki bu oran çok düşük bir oran. Çünkü aslında toplum bağışıklığına ulaşıp da virüsün aslında dolaşımını azaltmadığımız sürece risk hala devam ediyor. Ama öncelikli olarak tabii ki daha riskli olan grupları aşılamamız önemli dediğim gibi. Çünkü COVID-19 çok ilginç bir virüs aslında. Yani bazı kişilerde aslında hiçbir etkisi olmazken, tamamen asemptomatik geçirebilirken, dediğim gibi belli risk gruplarında çok ağır etkileri, ölüme kadar götürebilen etkileri olabiliyor. Ki gene dün 52 yaşında birisinin vefat haberini aldık. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla bizim özellikle riskli grupları bir an önce aşılamamız gerekiyor. Sonuçta hedef toplumsal bağışıklık olmalı ama en azından ilk etapta riski olan kişilerin risklerini azaltmak açısından onların öncelikli olarak aşılanması önemli. Peki bu çift doz aşılamada? Biz bu ülke, yani şu andaki hükümette biz hiçbir şekilde net bir veri, net bir bilgi hiçbir konuda alamıyoruz. Yani biz kendi bakanlıklarımızda Halkın Partisi'nin hükümette olduğu dönemde hatırlıyorum. Örneğin işte denetleme günü olan bugün mecliste olduğu Perşembe gibi denetleme günleri. Perşembe günlerinde bizim bakanlarımıza sorular sorduğunda bakanlarımız çırpınırdı. Net verilerle, sayılarla, istatistiklerle kendilerini açıklamak için bir uğraş sarf ederlerdi. Şimdi biz işte aşılanmayla ilgili bize veri verin, kim aşılandı diyoruz. Sağlık Bakanı zaten uzun süredir meclise gelmiyor. Bir de ameliyat geçirmişti. Uzun süredir zaten meclise gelmiyor. Dediğim gibi Eğitim Bakanı'na sorular soruyoruz. Sayılar istiyoruz. Ondan herhangi bir bilgi alamıyoruz. Yani böyle üç maymunu oynayarak bu süreci geçirmeyi tercih ediyorlar ve kendi işlerine bakıyorlar. Dün de bahsettiğiniz gibi işte Türkiye Cumhuriyeti'nde çocukların kampa gitmesiyle ilgili bir açıklama oldu. Yani özellikle kendi ülkemizde yüz yüze eğitimi başlatamamışken kendi ülkemizde aslında çocuklarımızın gelişimiyle ilgili herhangi bir şey yapılmamışken kendi ülkemizde kendi çocuklarımızın, kendi ülkemizin kültüründe aslında yeteri kadar eğitim verememişken şimdi işte ortak kültürümüzle ilgili yurt dışında işte kampa katılmalarından bahsediliyor. Burada gerçekten de bir tutarsızlık olduğunu düşünüyorum ben ve bunun tabii ki sorgulanması gerekir. Ha ben kampa gitmesinler demiyorum ama eğer biz bulaşın da daha fazla olduğu bir ülkede çocukları rahatlıkla kampa gönderebiliyorsak o zaman aslında vaka sayılarımızın beşli onlu seyrettiği bu günlerde ve bundan önceki son birkaç ayda neden yüz yüze eğitimi açamadık diye tabii ki soracağız. Sormaya da devam edeceğiz. Canı sıkılsa da bakanın soracağız. Gücense de soracağız. Çünkü bana gücendiği ile ilgili yorumlar da yaptı ama bunu sormaya devam edeceğiz. Çünkü sonuçta bu Milli Eğitim Bakanı'nın kimse kusura bakmasın ama en asli görevidir. Ve eğitim ve sağlık aslında sosyal devlet olmanın da en önemli gereğidir. Ama şu anda öyle bir nokta içerisindeyiz ki parası olan özel okula gönderebilen kişilerin çocukları daha iyi eğitim alabiliyor. Devlette okuyan çocuklar daha az eğitim alabiliyor. Fırsat eşitsizliği çığ gibi büyüyor. İşte parası yeten özel kreşe çocuğunu gönderebiliyor ve onlar aslında Şubat'taki kapanma süreci dışında bütün yani okul öncesi çocuklarımız özele gidenlerin hepsi okula gitmeye devam ettiler. Ama işte devletin anaokuluna gidenler okula hiç gidemediler bu süreç içerisinde. Bunu da sorgulamıştınız bir dönem. Buna da galiba evet. Yanıt alamadınız. Hiçbiriyle ilgili de net bir yanıt alamadık. Aslında işte etütlerin açık olmadığı, bakım yerlerinin açık olduğundan bahsetmişti Sayın Bakan ki yani bunun böyle olmadığını da çok iyi biliyoruz. Çünkü okul öncesi eğitim merkezlerinin birçoğunda aslında çocuklara harfleri, sayıları yazmayı birçok şeyi öğretiyorlar. Gerçeğin bu olmadığı zaten
dediğim gibi açıklıkla da ortada. Peki şimdi bir hedef, yani eğitimle ilgili Eylül ayında yeni eğitim öğretim döneminde nasıl bir planlama ortaya koyacağımız, keza vaka sayılarına göre süreci nasıl yönetip yönetmeyeceğimiz noktasındaki endişeler. Bu endişelere atfen de yine gündem dışı bir konuşma yaptınız. O süreçle ilgili önümüzde ya bir planlama olduğuna dair, gerçi yanıt alamadığınızdan şikayet ediyorsunuz ilgili bakandan, ama hani gelen bilgiler eğitim sürecini yönetme noktasında Eylül ayının hedef konulu olarak bir çalışma yapıldığını gösteriyor mu bize? Yani 6 Eylül tarihini dile getirmişti Sayın Bakan, ama bu işte ne kadar anlamlı olur ya da işte 6 Eylül'deki kafalarındaki plan nedir, net bir plan var mıdır, bu nasıl bir şey olacaktır, bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Halkla paylaşılan hiçbir konu yok. Şimdi tabii ki şu anda turizmin açılmasıyla, insan hareketinin artmasıyla vaka sayılarının artması da beklenen konulardan ciddi bir tanesi. Ciddi bekliyor musunuz peki? Yani yaz aylarında çok da ciddi bir yükseliş beklemiyorum. Büyük ihtimalle bu artık Eylül'den sonra vaka sayılarının artacağı bir döneme gelecek. Ama işte tam da o noktada yüksek öğrenim için örneğin öğrencilerin ülkeye gelişini vakaların artmaya başlayacağı Ekim-Kasım aylarına değil de aslında Eylül ayına, belki Eylül'den önce kademeli olarak öğrencilerin ülkeye gelmesi için bir planlama gerekliliğini ortaya koyuyor. Yani biz geçen seneki vaka artışlarına da baktığımızda, genelde üst solunum yolu enfeksiyonlarının azdığı dönemlere baktığımızda aslında Ekim-Kasım ayları genelde vaka sayılarının artacağı bir döneme denk geliyor. Geçen sene yapılan en büyük hata aslında tam o dönemde 3 günlük karantinasız girişlerin açılmasıydı. Ve o riskli dönemde bunun yapılmasıyla ciddi bir bulaşın ülkeye gelmesine sebebiyet verildi. Ve bulaş ülkeye geldikten sonra tabii ki insanlar arasında bulaşıyor. Yani işte ondan dolayı olmadı, işte ülke içinde bulaştı falan dediler. Ama tabii ki zaten virüsün şeyi gereği, yani bulaşma yapısı, şekli, doğası gereği olacak olan budur. Bunu dolayısıyla bilmek için de çok da uzman olmanıza bile gerek yoktur. Yani karantinasız girişleri açarsanız vaka sayılarının artmasına zemin hazırlarsınız. Peki, dolayısıyla bizim bu... şu anda turizm devam ederken bir yandan da örneğin işte yüksek öğrenimde öğrencileri kademeli olarak ülkeye nasıl getirebiliriz işte belli karantina koşullarıyla? Çünkü biliyorsunuz her ülkeden karantinasız girişi kabul etmiyoruz şu anda. Her ülkeden karantinasız girişi kabul etmiyoruz. Dolayısıyla gelecek öğrencilerin kademeli bir şekilde işte ev karantinasıdır nedir, yani bunun koşulları ne olacaksa bunun planlanarak ülkeye getirilmesi önemli. Bu eğitim için çok önemli tabii ki, çünkü özellikle örneğin benim alanım gibi sağlık alanlarında yüz yüze eğitim olmadan eğitim almak hiç kolay değil. Mühendislik gibi alanlar aynı şekilde, yani sosyal bilimlerde belki bunu bir yere kadar yapabilirsiniz ama işte daha teknik alanlarda, laboratuvar gerektiren alanlarda yüz yüze eğitim gerçekten kritik. Bu tabii ki aynı zamanda ülke esnafı açısından da çok önemli. Çünkü birçok küçük esnaf, orta ölçekli esnaf aslında gelen öğrencilere de bağımlı bir ekonomik yapıda. Dolayısıyla öğrencilerin yüz yüze eğitim için ülkeye gelmesi bu açıdan da büyük önem taşıyor. Dolayısıyla bunun planlanmasını biz işte şimdi turizmi açalım bakalım da gene sonra düşünürüz dememeliyiz. Riske atar mı peki? Yani turizmle ilgili bu yönetmeye çalışılan süreç, yani Eylül ayında yüz yüze eğitim noktasında yüksek öğrenim ve tabii ki ilk ve orta dereceli okulları riske atar mı? Yani iyi yönetilmezse atması da mümkündür. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki bu virüsle artık yaşamayı öğrenmek zorundayız. Yani bulaşın ilk ülkeye geldiği dönemlerde evet altyapımız iyi değildi. İşte laboratuvar kapasitemiz iyi değildi. İşte acil durum hastanemiz mesela o zaman yoktu. Yoğun bakım kapasitemiz daha azdı. Yatak sayımız daha azdı. Burhan Nalbantoğlu, ki bizim sağlığın temel amiral gemisi dediğimiz Burhan Nalbantoğlu'nu aslında COVID vakaları için kullanır bir durumdaydılar. O zaman durumumuz çok daha farklıydı. Dolayısıyla daha sıkı önlemler alınması gereken bir dönemdi. Ama
Bu süreçte altyapı geliştirildi, gerek laboratuvar kapasitesi, gerek hasta yatak kapasitesi, gerek yoğun bakım kapasitesi. Uzmanlarımız çok daha deneyimli bir seviyede artık bundan sonra. Dolayısıyla o zaman aşı yoktu, şimdi aşı var, en önemlisi tabii ki aşı. Dolayısıyla bu virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz, kabullenmeliyiz. Dolayısıyla yani turizmi açmama ya da çok kısıtlama bence bir çözüm değildir. Evet, açılacak ama bununla beraber başka şeyleri de birlikte planlayabilmeliyiz. Yani biz sadece turizme odaklanalım. Sonra da işte çocuklar zaten işte online olarak eğitimlerine bir şekilde devam eder demek kesinlikle böyle kabul edilebilir bir şey değildir. Yani bu umursuzluğun sonucunun öyle bir şey olmasından korkuyorum gerçekten de. Hem bir veli olarak, hem bir milletvekili olarak, hem de gerçekten de eğitimin aslında bir ülkenin geleceği açısından en önemli şey olduğunu düşünerek. Yani yani eğitim olmazsa zaten hiçbir şey olmasını bekleyemeyiz ve eğer biz bir hukuk devleti isek, eğer sürdürülebilir bir çok da önemsiyorsak devletimizi, işte biliyorsunuz iki ayrı devletten falan bahsediliyor şimdi. Eğer öyleyse ayakta kalmasını istiyorsak gelecek nesilleri de buna hazırlamak gerekiyor. Dolayısıyla da eğitim olmazsa olmaz diyorsunuz gerçekten. Peki, şimdi turizmle ilgili sürecinde bir planlama doğrultusunda ilerletip ilerletilmediğine de bazı sorgulamalarla gündeme getirmeye çalıştınız. Şimdi turizm örgütleri özellikle bu güney ile kuzey arasındaki geçişlerin başlamasıyla beraber bir nebze olsa ekonomiye ve tabii ki bölge esnafına bir katkı sağlayacağını görmek ya da düşünmekle beraber turizm örgütleri, başta otelciler ve seyahat acenteleri olmak üzere güneyden gelecek turistler konusundaki kısıtlamanın buraya gelecek turistlerin önüne bir set çektiğini vurguluyor. Hükümete bir çağrı yaptılar. Buradaki kriterler biraz yumuşatılabilir mi peki? Yani belli noktalarda yumuşatılabilir bence. Tabii ki burada da gene diyalog çok önemli, iletişim çok önemli. Yani işte güneyden gelecek turistin mesela işte hangi ülkelerden geldiği, gelip genelde işte günübirlik mi geleceği, kalmaya mı geleceği ve sıkıntının tam olarak nerede olduğunu net olarak anlamak önemli diye düşünüyorum. Şimdi Sağlık Bakanlığı uzun zaman sonra artık epidemiolojik raporunu her hafta güncelliyor ve ülke kategorilerini de işte ülkelerdeki vaka sayılarına göre değerlendirerek kategorilere ayırdı biliyorsunuz. Ve belli ülkelerde vaka sayılarının daha yüksek olduğu, sadece vaka sayısı değil ama test sayısı ve işte test pozitiflik oranına da bakarak hangi ülkelerden karantinasız giriş olabileceğini, hangi ülkelerden işte karantinalı olması gerektiği falan, bunlarla ilgili detaylı kriterler yarattı. Bizim tabii ki öncelikle şuna bakmamız gerekiyor ve bence bu önemli ve bu açılım aslında çok rahat da yapılabilir diye düşünüyorum. Örneğin Güney Kıbrıs'tan tur otobüsleriyle günübirlik buraya gelip işte ören yerlerini ziyaret eden, işte tarihi alanlarımızı ziyaret eden gruplar var. Şimdi bu grupların aslında hangi ülkeden gelmiş olduğuna bakılmaksızın günübirlik turlar için gelmesinin önü bence çok rahatlıkla açılabilir. Çünkü günübirlik gelenler zaten bir kafile olarak geziyorlar ve işte belli yerlere birlikte gidiyorlar. Sonra işte akşama otobüslerine binip gene güneye geçiyorlar. Dolayısıyla günübirlik ziyaretlerde bu çok fazla risk taşımaz diyorsunuz. Çok büyük risk taşımayacağını düşünüyorum. Zaten kapalı alanlarda maske hala zorunlu. Dolayısıyla kurallara uyduktan sonra, hijyen kurallarına uyulduktan sonra bu açılımın çok rahat yapılabileceğini düşünüyorum. Bununla beraber işte güneye uçup orada bir süre konaklayıp sonra bu tarafa geçip konaklamak isteyen gruplar da var aldığım bilgilere göre. Bu gruplarla ilgili tabii ki o kategorilendirmelerin gene yapılması önemli olacak. Çünkü işte bu kişiler Ercan'dan da gelse, Larnaka'dan da gelse risk sonuçta aynı olacağı için bunu ona göre düzenlemek gerekiyor. Ve ülkede yani riski minimumda tutacak ama belli noktalarda belki risk alınabilecek
şeyler yapmak gerekiyor yani burada kategorilere ayırmak gerekiyor. Çok daha güncel gerekiyor. Ve çok daha hareketli karar mekanizmalarını işletmek mi gerekiyor? Çok, çok dinamik bir süreç ve bu dinamik süreçte de dediğim gibi bu tamamıyla bulaşıcı hastalıklar üst komitesine de bırakılmamalı aslında belli noktalarda. Yani o komitenin gerek turizmcilerle veya turizm bakanlığıyla gerek işte eğitim bakanlığıyla yani devamlı olarak diyalog içinde olup birbirlerini anlamaları çok önemli diye düşünüyorum. Belli noktalarda herkesin istediği de olmayabilir. Yani bunu da kabullenmek zorundayız. Çünkü normal bir süreçten geçmiyoruz. Ama riski çok 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 artırmadan o dengeyi de iyi korumak gerekiyor. Çünkü yani burada sadece sağlık olamaz. Sadece ekonomi de olamaz ama o ikisinin aslında dengesine ulaşmamız önemli diye düşünüyorum bu süreçte. Bununla beraber aşıyla ilgili son olarak şunu da söylemek istiyorum. Ben yani bununla ilgili de çok açıklama yaptım aslında ama gene de buna da değinmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Eğitim Bakanlığı'nın kendisinin aslında ilk başta işte bütün öğretmenler aşılanmadan okulları açmam demesiyle eğitimde bir aşı tartışması başladı ve birçok sektör aşısız bir şekilde çalışmaya devam ederken eğitimde sanki işte aşılanmadan okullar açılırsa biz yanarız biteriz yok oluruz gibi bir şeye girildi. Sendikalarında bu konuda Eğitim Bakanlığı'nın sözlerine destek vermesiyle böyle daha kaotik bir sürece sürüklendi. Ben hiçbir zaman okulların açılmasının aşılanmaya bağlı olması gerektiğini düşünmedim. Peki çünkü burada bu söylediğiniz noktada yani süreci biraz daha hareketlendirmek yani neticede eğitimcilik çok farklı bir meslek. Yani bir eğitimcinin asli görevinin ve çok da kutsal bir meslek olmasından kesinlikle hareketli. Tabii. Yani burada biraz da sendikalarda Sayın Bakan'ın aşılama olmadan okulları açmam noktasındaki duruşuna ilk başta ortaya koyduğu bu duruşa destek veren ama sonrasında da oraya sığınan bir tutum sergilediğini düşünüyor musunuz? Evet maalesef düşünüyorum ki ben bundan aslında birçok öğretmenin bile rahatsız olduğunu düşünüyorum. Yani çevremde çok öğretmen arkadaşım var ve birçoğunun aslında bu düşünce şekline çok da destek vermediğini de gördüm. Dediğim gibi birçok alanda insanlarla iç içe olduğumuz sektörlerde birçok kişi çalışmaya devam ediyor. Yani mesela marketler bunun en örneğidir herhalde, açık örneğidir. İşte bunun gibi işte birçok devlet dairesidir, şeydir yani çok kalabalık olan birçok yerde hizmetler bir şekilde devam etti. Dediğim gibi eğitim zaten yani olmazsa olmazımız. Yani diğer sektörlerin hepsinden daha önemli. Dediğiniz gibi çok kutsal bir şeyden de bahsediyoruz, bir meslekten bahsediyoruz. Özellikle de işte iklimi çok daha ılıman olan ülkemizde işte açık havada da ders yapabileceğimiz birçok aslında yaratıcı fikirler ortaya koyabileceğimiz bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben aşılamanın kendi başına eğitime bir engel olduğunu hiçbir zaman düşünmedim ki yani aslında en net örneği bunun işte güneydeki komşumuz mesela bu süreçte eğitimi aslında hiç kapatmadı ve Kıbrıslı Türk öğrencilerin de birçoğu güneyde eğitim görüyor ve öyle bir oldu ki işte Kıbrıslı Türkseniz güneye geçip eğitim alabiliyorsunuz ama kuzeyde kendi bölgenizde eğitim alamıyorsunuz. Yani bu gerçekten bence çok üzücü. Neyse ama yani şu anda geldiğimiz noktada ülkede son 50 bin doz Sinovac aşısıyla beraber 190 bin aşı gelmiş oldu ülkemize Türkiye Cumhuriyeti'nden. Avrupa Birliği'nden gelen aşı sayısı şimdi artık 35 bine ulaştı. Dolayısıyla öyle bir noktadayız ki aslında çok daha fazla aşıya da sahibiz. Bence Sağlık Bakanlığı'nın bu noktada yapılan aşı sayısını paylaşması da çok önemli. Çünkü dediğim gibi işte özellikle risk gruplarının 65 yaş üstü kronik hastalar gibi grupların ne kadarının aşılandığının net olarak bilinmesi bu süreç içerisinde önemli. Ama bununla beraber artık çok daha fazla aşıya da ulaşmış olmamızdan da dolayı şu anda lokomotif sektörlerimizi de aşılayabilecek bir duruma gelmiş durumdayız. Yani şu anda aslında öğretim görevlilerinde,
öğretmenleri de, turizmcileri de aşılamaya başlayabileceğimiz bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Eğer verdikleri sayılar, çünkü biliyorsunuz 65 yaş artık 50 yaşa düşürdüler, hatta 49'a iniyorlar. AstraZeneca aşısını 18 yaşa kadar düşürdüler. Yani isteyen aslında gidip de aşı da olabiliyor. Dolayısıyla daha fazla aşıya da erişmiş olduğumuz göz önünde bulundurulursa çok daha fazla aslında açılım yaparak isteyen kişilerin aşılanmasının da önünü açabilecek bir durumdayız. Dediğim gibi yani aşı sadece bir sektörün açılması için bence kriter olmamalıdır. Ancak eğer aşıya da bu kadar ulaştıysak, aşılanmanın çok önemli olduğunu düşünen kişilerin en azından aşılanmasının da önünü açabilecek bir noktadayız diye Peki. düşünüyorum. Çok az bir zamanımız kaldı. Bu erken seçim meselesiyle ilgili tartışmalar biraz gündemin alt sıralarına çekildi. Her ne kadar geçen hafta partiniz bir yargı sürecini başlatmış olsa da bu ad hoc komite oluşturulmasıyla ilgili. Bugün mesela gündemin yoğun olacağını tahmin ediyoruz mecliste. Çünkü pazartesi günkü toplantı yapılamamıştı. Evet. Meclis başkanı ve heyetinin Ankara'ya yaptığı ziyaret nedeniyle. Bu seçim meselesiyle ilgili tartışma bugün meclisin gündem sıralarında yer alır mı? Yani göreceğiz. Bu konu tabii ki önemli. Şu açıdan çok önemli aslında. Biz eğer bir hukuk devletiysek, kendi anayasamız varsa, kendi yasalarımız varsa, öncelikle devletin başını çekenlerin bu hukuk kurallarına uyması çok büyük önem taşıyor. Çünkü eğer ülkeyi yönetenler zaten yasalara uymuyorsa, anayasaya uymuyorsa, bunu ondan sonra halktan beklemek aslında çok da doğru bir davranış olmaz. Dolayısıyla ülkeyi yönetenlerin gerçekten sorumluluğu bu noktada çok büyük diye düşünüyorum. Şu anda zaten hala hazırda biliyorsunuz anayasanın aslında ihlal edildiği bir süreç içerisindeyiz. Çünkü Haziran'da bir ara seçim olması gerekiyordu. Ancak hükümetin... Meclis orada bir irade gösteremedi. Yani biraz da aslında hükümetin illaki bu süreci böyle daha da zorlayıp bir çıkmaza sürüklemesiyle bu yapılamadı. Bizler muhalefet olarak aslında çeşitli seçim tarihlerini hükümetin önüne koyduk. Bir yerde uzlaşmak için, orta yolu bulmak için de çok girişimler çeşitli yaptık. Çeşitli seçim tarihleri dediniz ama kamuoyuna yansıyan bir tek Ağustos ayıydı. Ağustos ayıydı ama ondan sonraki konuşmalarımızda gerekirse bunu birkaç ay daha erteleyebiliriz ama bu sene içinde olması önemlidir dedik biz her zaman. Bu neden önemlidir? Çünkü biliyorsunuz zaten bütçe Kasım ayında hazırlanır, Aralık ayında görüşülür. Ondan sonra Haziran 2022'de de yerel seçimlerin olması bekleniyor. Dolayısıyla yerel seçimlerle genel seçimlerin tarihinin çok yan yana olması aslında ülkede çok uzun süre bir seçim yasaklarının olacağı, icraatın yapılmasının önünün kesileceği bir süreç olacaktır. Dolayısıyla bizler hep bu sene bitmeden bir seçim tarihi konusunda uzlaşılmasının önemli olduğunu söyledik. Zaten erken seçim hükümeti olarak kurulan bu azınlık hükümetinin kendi kendine biçtiği tarih zaten Ekim ayıydı biliyorsunuz. Dolayısıyla biz işte bütçe geçirilmeden önce bir seçimin yapılmasının ülkenin önünü açacağını düşündük. Bu Kasım ayından önce bir seçim takvimi ortaya koyma anlamına geliyor. Yani evet bu yönde birçok tartışmalar yaptık. Bir diyalog var mı peki bu konuyla ilgili? Yani bir diyalog bugüne kadar pek de yoktu aslında ama bundan sonrası için olacağını ümit ediyorum. Yani öyle bazı duyumlarımız var. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bir seçim tarihinin belirlenmesi biliyorsunuz Haziran ayında seçim yapılmaması için aslında gelecek bir sene içerisinde bir seçim tarihinin belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada hükümetin de biraz daha uzlaşıcı olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Biz muhalefet olarak her zaman sorumlu bir muhalefet anlayışını zaten ortaya koymaya çalıştık. Bu noktada da öyle olacağız. Ama yani hükümetin kendi içindeki iletişimsizliği, kendi içerisindeki koordinasyon eksikliği ve aslında ülkeye zarar veren bu tutumundan dolayı biz bir an önce seçimin yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Neden böyle bir değerlendirme yapıyorsunuz? Yani şimdiye kadar bahsettiğim konulardan dolayı aslında. Çünkü işte
birçok noktada görüyoruz ki örneğin İçişleri Bakanlığı bir muhacirat tüzüğünde bir değişiklik yapıyor inanç turizmiyle ilgili ama Turizm Bakanı imzaladığı bu önergenin aslında farkında olmadığı ortaya çıkıyor meclisteki tartışmalarda. Bir yandan İçişleri Bakanlığı'nın yani bu süreçteki bu iki bakanın arasındaki iletişim eksikliği Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında da olduğu ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığı aslında turizmle ilgili belli bir tarih ortaya koymaya çalışırken Başbakan'ın çıkıp başka bir tarih ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani hükümetin farklı aktörleri arasında ciddi bir iletişim eksikliği olduğunu görüyoruz. Bununla beraber bu üç partinin de kendi içlerinde de aslında sıkıntılar olduğunu görüyoruz. İşte kurultay kavgalarının aslında ülkenin geleceğiyle ilgili karar alınmasının önüne geçebildiğini görüyoruz aslında. Peki bu resmini çizdiğiniz tablo meclisin işleyişini nasıl etkiliyor? Yani tabii ki yani ben şu anda idari komitede görev alıyorum. İdari komite benim başkanlığını yaptığım son 3 yıl içerisindeki çalıştığı formattan biraz daha farklı, daha az verimli bence ve daha az saat çalışıyor. Ama İTKK'da olsa bir yerlere gidiyor. Hukuk komitesi tabii ki genelde işte en çok itilaflı konuların olduğu mesela seçim tarihinin belirlenmesi gibi konuların olduğu komite ve hükümet aslında gene yasaya uymayarak bununla ilgili bir ad hoc komite kurma kararı aldı. Danışmada ortak bir karar üretilememesine rağmen ki bu aslında bir hukuk devleti isek dediğim gibi ülkenin yasalarına da uymamız önemli ama kendi seçtikleri tarihi oylayabilmek için böyle bir yöntem seçtiler. Peki seçim tarihinin dışındaki konularda da benzer bir sıkıntı yaşanıyor mu sizin komitenizde? Yani benim içinde bulunduğum komite Sağlık ve Kamu İşleri Komitesi biliyorsunuz. Bu komite çok aslında o noktada çok itilaflı konuların olduğu bir komite değil. Dolayısıyla o açıdan çok büyük bir sıkıntımız yok. Yaşandı. Daha peki. Verimli çalışabilir mi? Her zaman daha verimli çalışabilir bence. Daha peki. Uzun çalışabilir en azından. Eklemek istediğiniz var mı? Noktalıyoruz çünkü programı. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Benim de meclise gitmem lazım zaten. Evet, biz teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız meclisin öncesinde. Belli ki bugün uzun bir mesai de olacak mecliste. Öyle öncesinde evet. Bu zamanı ayırmanız son derece kıymetliydi bizim için. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diyelim size. Halkın Partisi Milletvekili Sayın Jale Refik Rogers'la beraberdik. Noktaladık programı. Yarın haftanın son beraberliğinde görüşeceğiz. Hoşça kalın.